Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz FIFA Mobile videosunu çekiyorum ve şunu belirteyim, paket açılımı falan olmayacak. Neden? Çünkü herhangi bir etkinlik falan gelmedi. Bugün etkinlik kısmında takım kahramanları olarak aldığımız takım kahramanı göstereceğim ki zaten buradan da direkt göstereyim. İnşallah şansımız ya de bir tane daha takım kahramanı alabiliriz ilk az kadromda var arkadaşlar. O da şu an gözükmüyor ya. Bir dakika oyuncularıma bakayım da. Tripper'ı aldım bildiğim kadarıyla. Aynen arkadaşlar 82 gen Tripper ya da 80 gen triper burada arkadaşlar. Sabik 82 gen Tripper'ı aldık. Bizim için iyi oldu. Ve arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile birlikte kimyalar değişti. Şu an benim takımım 83'e 120 gen gerçekten 120 kimya. 120 kimya ulaşmak için baya uğraştım. Hatta Mustera'yı almak için de uğraştım ama Mustera'yı alamadım. Mustera'yı aldığım zaman Galatasaray kadrom tamam olacak. Onunla ilgili bir video da çekeceğim Allah'ın izniyle. Hep birlikte arkadaşlar ilk başta günlük ödevleri tamamlayalım. Mağaza kısmından ödülümüzü alalım. Bakalım ilk başta ödülümüzde ne var? Bana şu ücretsizden iyi oyuncu gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten gelmiyor. Sizler çıkardığınız en iyi, ücretsiz paketten çıkardığınız en iyi oyuncu. Yorumlar kısmına bırakın. Bakalım ne gelmiş? Şimdi arkadaşlar paketler kısmına gidelim. Oradaki ödülleri alalım. Ve önemli bir yere gideceğiz. Önemli olarak gideceğimiz yer şunu belirteyim haftanın takımından bir paket edeceğiz. Bakalım bize gelecek olan oyuncu kim? Oo, VIP 3 olduk. Güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. VIP paketinde 3. seviye olduk bildiğim kadar ya da 2. seviye olabilir. Bizim için gerçekten harika oldu. Şu an jetonlarımız ise düzenli bir şekilde iyi bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Buradan bizden ne istiyor? En kolay ha. Arkadaşlar şu görevi yaparken lütfen şu hataya düşmeyin. Burada en düşük oyuncu alın arkadaşlar. Medo pozisyonuna girelim. Değiştir kısmından fazla paranız gitmesin diye şöyle aldığınız düşük bir oyuncu arkadaşlar mdo kısmına ve onu çalıştıra bastığınız zaman arkadaşlar hemen şöyle en düşük değerde olan bir oyuncu xp olarak harcayın 4000 liranız gitsin arkadaşlar 5000 lira gireceğinize 4000 liranızı gitmesi daha mantıklı ve tekrardan gelin takımım kısmına şöyle e, hangisiydi buradaydı değiştir deyin arkadaşlar ve buradan Değiştirdiğiniz oyuncu alın. Fazla her gün bunu yaparken fazla paranız gitmez en azından. Buradaki görevleri de alalım arkadaşlar. Ondan sonra ya takım kahramanlarına gideceğim. Haftanın takımından o paketi açacağım. Bakalım ne geldi merak ediyoruz. Şimdi şu paketi alalım. Şu paketteki ödül bakalım neymiş. Gen 69'luk oyuncu geldi. ya Abicim sürekli 69'luk oyuncu geliyor. Gerçekten artık deli olacağım. Etkinliklere gidelim. Etkinliklerde ilk tamamlayacağımız etkinlik. Haftanın takımın kahramanlar. Yani bakalım burada ne yapacağız? Ödüllerde bir tane oyuncu aldık. Ee, şu an bir tane ee, kime ihtiyacımız var? Bir tane Valencia ihtiyacımız var. İki tane Manchester, 3 tane Manchester'a ve Everton'a ihtiyacımız var. Bakalım bunları sırasıyla alabilecek miyiz? Ücretsiz takım kahramanlar paketini kullanmaya devam edelim. Takım kahramanlarını başlattık ve ilk olarak şu rakiple yarış olan kısmı tamamlamaya çalışacağız. Ee, arkadaşlar FIFA Mobile videolarının sık sık gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmında belirtin. Ben de sizin istediğiniz e, uygunlukta içerikler üretmeye çalışacağım. Şampiyonlar Ligi etkinliği geldiği zaman ise arkadaşlar onun tanıtımı da sizlere yapmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar Dreamlik Soccer kanalı olduğumuz için Dreamlik Soccer oynayanlar kanalımıza gelmeye devam etsin. Şu an Eren derdi yok arkadaşlar. Eren'in e, şu gücü çok düşük. Ve ilk denemeden de başarısız olduk arkadaşlar. Neden Eren onu da anlamış değilim. Şu an Eren'le birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ufak ufak güzel. Şöyle daha hızlı bir şekilde seri bir şekilde şöyle de geçtik. Güzel. Ön önce biz geçtik. Zorla da olsa geçtik. Eren çok yavaş arkadaşlar. 41 hızı olduğu için neden Eren'i seçtiklerini bilmiyorum ama çok da iyi bir şey olduğunu söyleyemem. Hemen takım kahramanlarına ne geldi? O Valencia'da geldi. Arkadaşlar Valencia'da geldiğine göre Gaia'yı da alabiliriz. Bu da harika oldu. Sol beki e alternatifimiz oldu. Ee, bir İspanya kadrosu, İspanya Ligi kadrosu veya İngiltere Premier Ligi kadrosu oluşturabileceğimiz anlamına geliyor. İkinci takım kahraman oyuncumuzu da aldık. Muhtemelen buradan Valencia, yani Valencia dedim. Manchester gelme ihtimali çok düşük. İlk puanımızı aldık. Şimdi biraz da yüksek atarsak gelmedi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani bunu da geçemedik. Şimdi Eren gene kaçırdı arkadaşlar. Bunu normalde kaçırmaması gerekiyor. Yani bir deneme kaldı. Şunu da geçtik. Zor oldu olsa geçtik arkadaşlar. Bu da bizim açımızdan iyi oldu. Ee, bakalım buradan kimi verecek. Valencia vermemesi lazım. Çünkü Valencia'yı artık tamamladık. Kim gelecek merak ediyorum. Gene Valencia geldi arkadaşlar. İşte istemediğiniz bir şey geldiği zaman sürekli ondan geliyor. Gönül isterdi ki Manchester gelsin ama öyle bir şey vermedi. Hadi bakalım. Şimdi ne verecek merakla bekliyoruz. Buradan da bir takım kahramanı falan gelirse yani bir Manchester gelirse beni daha çok mutlu eder. 70'lik oyuncuya ihtiyacım yok. Şu an bakacağız arkadaşlar. Şu neymiş? Gene dribbling. Parkur ve Linnesi gelmesi daha iyi arkadaşlar. Biraz önce gelen oyuncu çok çok kötüydü. Ee, gelen oyuncu Eren derdi yoktu. Hızı 41. Lines'in hızı biraz daha iyi. Ve şu an hemen geçmeyi başardık. Bizim için çok iyi oldu. İlkinde geçmek daha iyi oldu. Ve takım kahramanı Silara birlikte alacağım. Bizim açımızdan da iyi olacak. Etkinlikçi görevini de tamamladık. O da harika oldu. Everton geldi arkadaşlar. Everton da 7 oldu bu arada. Şimdi iki eşleşende bir tane 70 artı oyuncu veriyor. Garanti kulüplerden de 3 tane veya 4 tane gelecek. Bakalım ne geldi. Lato geldi. Güzel. Bir tane daha takım kahramanı aldığımıza göre ödülümüzü alalım. Ve ikinci takım kahramanı ödülümüzü Sizlerle birlikte almış olduk. Gerçekten güzel oldu. Artanı kime verecek? Artanı umarım birine verir de çok zannetmiyorum. Kaya. Harika oldu arkadaşlar Kayanın gelmesi. Şurada artan bir gitti. Şimdi 2'de iki 2 iki yaptık. Ondan sonra muhtemelen Manchester ve şeyden de aldıktan sonra problem falan kalmayacak. Hemen görevler kısmına gene gidelim. Görevler kısmında almamız gereken etkinliklerde şunu da alalım. Karşı atak mücadeleleri bugün yapmayacağım. Sadece etkinlikler üzerinden gideceğim. Ee, şimdi haftanın takımına bakalım. Neredesin? Mağazalar kısmında etkinliklere girelim. Haftanın takımı da açabileceğimiz bir şey var mı paket olarak? 97 mi? Şu an 97 arkadaşlar. Ee, 100 olması için ufak bir video izleyebilirdik ama şu an ondan mahrum kaldık. 10 gol atmamız lazım. Karşı atak mücadelesi yapalım mı? Bir tane mücadele yapalım arkadaşlar. E ee, Muslera'nın değerine bakmadık ya. Yani Muslera'yı almam lazım Galatasaray kadrosunu tamamlamak için. Şu an 36. bininciyiz Dünya klasmanındayız. Ligimiz Ayaz Game Terry. YouTube gelmek isteyenleri bekliyoruz arkadaşlar. Şu an beklemeye devam edelim. Oyun kaynağı indirilsin. Bu karşı atakta yeni gelen güncelleme inanılmaz derecede kötü. Neden kötü arkadaşlar? Çünkü sizden çok düşük takımlar gelmesine rağmen kimya olarak ata orta sahada resmen başlatıyor. 114 geldi. Biz 120'yiz ama hadi bakalım. İstediğimiz gibi sürecek mi? Hep birlikte bakacağız. 4 2 3 1 genişe 3 5 2. Çok fazla avantajımız yok arkadaşlar. O kadar da bir avantaj durumumuz yok ama elimizden geleni yapacağız. Ya arkadaşlar şu D-pad'i kontrol edememe durumu gerçekten anlamadım. Şimdi Sinan Gümüş'le bir gol şansı. İlk golü de herkes onunla yedik. Bu arada Şangay Sipkin kadrosunu kurmuş. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Bu kadar kasmaması lazım. Ve en düşük seviyede oynuyorum. En düşük grafiklerde oynamama rağmen. Arkadaşlar yani Nagatomo oradan nasıl gelip gol atacak inanılır gibi değil. Ataklar orta sağdan başlıyor. Bu yeni gelen etkinliğin bu kısmı gerçekten çok kötü. Ve oyun normalde bu kadar kasmaz. Bakın arkadaşlar gördünüz. Karşı ata orta sahadan neredeyse veriyor. Müthiş fırsatı. Nedenini bilmiyorum. Bugün internette mi bir problem var? Normalde karşı atak mücadeleleri bu kadar kasmaz. Üçüncü golü de buldular. Biz de üçü bulduk. 3-3 üç, üç. Arsenal forması çıkardım. Ee, Gönül isterdi ki Galatasaray forması çıkarayım ama maalesef olmadı. Şimdi Fernando. Wallace'dan kurtarsaydık belki avantaj hale gelebilirdik. Arkadaşlar ilk kez interneti bu kadar kötü görüyorum. Şimdi Fernando. Şimdi Fernando. Arkadaşlar çok kötü ya internet. Ya adam 4 taneye 5 tane atak ya buldum ya bulmadım. Şimdi buradan da bir gol atmaya çalışacağız ama çok zannetmiyorum. Bulduk 5-4. Bakın arkadaşlar ya böyle bir şey görmedim ben. Şimdi Eren'le bir gol daha. Ya galibiyet için bizi ileriye taşıyabilir belki. 6-4 arkadaşlar inanın bu kadar kötü bir şey görmedim. Ataklarda bize fazla vermesine rağmen neredeyse hiç atak yapamadık. Ve bizim için olumsuz sonuçlar doğurdu. Şimdi arkadaşlar bizim ligimiz Ayaz YouTube. Şu an ligde de öndeyiz. Bir başvurulara bakalım. Başvurular falan var mı? Çok zannetmiyorum. Şu an gözükmüyor. 4 kişiyiz. Aktif olarak gelecek olanlar gelsin arkadaşlar. Biz de bu şekilde oynamaya devam edelim. Ee, i̇çerik olarak ne tanıtabilirim arkadaşlar size bakıyorum. Ekstra bir kadro kuracağım ve 85 henüz olamadım. 85 ken bakalım bir deneyelim. 84 59 arkadaşlar. Bir türlü 85 ken olamadık. Dizilişler kısmına gidelim. Yok arkadaşlar şu an e, 85 ken olma durumumuz yok. Olduğumuz zaman hep birlikte inşallah bakacağız arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Video uzun tuttum tutmuş olabilirim arkadaşlar. Sizden özür diliyorum. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.